Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Ulusoy Un'un 2020 bilançosunu değerlendireceğiz. Şirketin son çeyrek bilançosunun birazcık zayıf geldiğinden bahsetmiştim Twitter'da ama video çekememiştik. Şimdi onun detaylarından bahsedeceğim. Bunu da bir fırsat değerlendirip kısa vadede tahta sahibinin piyasa yapıcı işlemlerde şirket hissesini Perşembe ve Cuma günü gerçekleşen işlemlerde geriye çektiğini gördük. Şimdi isterseniz şirketin büyümediğine bir bakalım. Ondan sonra şöyle bir bilançosuna bakalım. Sonra düşüşün gerekli olup olmadığına bakacağız. Şimdi ben şirketlere bakarken genel itibariyle bilançolarını incelerken şirketlerin FAVÖK oranlarını da kontrol ediyorum. Şimdi bu FAVÖK oranı nedir? Belki birçoğunuz bu oranın bilgisini sahipsinizdir, biliyorsunuzdur belki de ya da görmüşsünüzdür en azından. Şimdi bu oran şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karından oluşan bir değer aslında. Yani bu ne demek? Şirketin, şimdi Uluum gibi şirketler biliyorsunuz iştirakleri olan şirketler, bağlı ortaklıkları var. Şimdi Uluum yaptığı işe baktığımız zaman şimdi 4 milyarın üzerinde bir cirosu var şirketin ve bu oranın neredeyse 4'te 3'ünü yurt dışında gerçekleştiriyor. Bu nakit akışına baktığım zaman ciroya. Şirketin bağlı olduğu birçok bağlı olan yurt dışı şirketler var. Şirketin Türkiye'de de şirketleri var ve Türkiye'de sektörde 5. sırada olan bir şirket. Şimdi sadece 2019'un 2020'ye nazaran ki büyüme oranlarına baktığımız zaman hasılatta %42, brüt karda %27, net karda %60, öz kaynaklarda %40 artış ve FAVÖK oranı dediğimiz yani esas yaptığı işlerden doğan faaliyet ve amortisman ve vergi öncesi karında %24'lük iyileşmeyle 199 milyon seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Yani şimdi şirketlerin bağlı ortaklıkları olduğu için adam şimdi yurt dışındaki bir şirketine bir yatırım yapması gerekiyor ya da sermayesini arttırması gerekiyor. Bunun için ne yapması gerekiyor? Şirketin bağlı olduğu bütün ortaklar bu duruma katılmak zorunda. Yani onların bilançosuna bu yansıtılmak zorunda. Şirket şimdi yaptığı esas işten dolayı bir zarara uğramış değil. Şirketin sadece kısa vadede borçlanmalarından kaynaklı finansal gider dediğimiz oranlardaki hareketlilikten kaynaklanıyor bu şirketin son çeyreği zayıf geçirmesinin hikayesi. Ama şirketin şöyle az önce takaslarını da göstereceğim size. Şirketin son çeyrekte gerçekleşen işlemlerden doğan Perşembe ve Cuma günü hissedarlara yaşatılan o düşüş trafiğinde alıcıların kimler olduğunu göstereceğim şimdi size. Şu duruma geçmeden önce şöyle kısaca bilançosuna bir geçelim. Yıl sonu bilançosu bir önceki çeyrek yani 2020'nin 3. çeyreği, 2019'un tamamını içeren bilanço ve 2018'in tamamını içeren bilanço. Şu bilanço normalde ben 20, 19, 18, 17 şeklinde yapıyordum ya. Bunu yapmamın sebebi şirketin son bilanço değerlerindeki kaybın nereden doğduğunu bulmaya çalışmak. Şirketin dipnotlarından da araştırabilirsiniz bunu. Finansal raporlarından ve finansal sorumluluk beyan ettiği verilerden de inceleyip kendiniz de bulabilirsiniz bunları. Şimdi şirketin hemen nakde çevrilebilir kısa vade dönem varlıkları dediğimiz bilançoda görünen ve dönem varlıklar içinde gösterilen kısa vade nakit akış tablosunda gördüğünüz gibi 1 milyar 623 milyondan 1 milyar 339 milyona bir iniş gerçekleşmiş. Yani şirketin şöyle baktığımız zaman öz kaynaklarında 2 milyonluk bir erime var. Yani şirketin kısa vadede bir finansal borç ödemesinden kaynaklı bir gideri oluşmuş. Ama şirketin şöyle aşağıya ineceğiz. Şimdi gelir tablosuna girelim. Çok detaya girmeden şöyle kısaca bahsedeceğim sadece. Çok kafanızı bulandırmayacağım. Sadece aradığınızı bulmanız için. Şirketin satış gelirlerine bakar mısınız? Şirket aslında satışlarına yapmaya devam etmiş ve aynı karı düzenli olarak arttırmış. Şirketin ticari faaliyetlerden brüt karına bakar mısınız? 2018 108 milyon yıl sonu, 159 milyon 2019'un yıl sonunda toplam bu. Bu bizim az önce 3. çeyrektiğimiz rakam 150 milyon. Neredeyse geçen 2019 yılında yaptığı ciroyu dan elde ettiği brüt karı neredeyse 3. çeyrekte 2020 3. çeyreğinde şirket neredeyse elde etmiş ve yıl sonunda gördüğünüz gibi 200 milyona çıkmış. Güzel bir artış. Şimdi genel itibariyle baktığımızda satış gelirinde 3.2'den son çeyrekte 4.3'e çıkmış. Yani nerede baksanız 900 milyonluk bir ciro daha elde etmiş son çeyrekte. Aslında performans oldukça güzel. Ama şirketin şöyle genel itibariyle baktığımız zaman
çok önemli kalemlerde çok büyük değişiklikler yok. Şirketin gördüğünüz gibi bakın diğer faaliyet giderleri kısmında gösterilen 65 milyondan son 3 ayda gerçekleşen 135 milyona çıkan bir gider var. Yani şirketin şöyle faiz kısmındaki giderlerine baktığınız zaman orada zaten bunlar ufak ufak görünüyor. Bunların net kime ne gibi ödemeler yapıldığı ile ilgili dipnotlardan öncelikle onları ulaşabilirsiniz. Size şurada göstermek istediğim şirketin bu favörünü nereden hesaplıyoruz onu göstereceğim size. Şirketin faaliyet kârı 186 milyon seviyesinde. Neredesin? İşte burada. Şirketin o FAVÖK dediğim rakam var ya nasıl buluyorsunuz? İşte bakın burada faaliyet kârı var. Şirketin 186 milyonluk bir faaliyet kârı var. Buna amortisman dediğimiz şirketin bu durağan varlıkları var ya şirketin makine teçhizatlarındaki eski eskimelerden kaynaklı bir amortisman gideri ayırmanız gerekiyor ama aslında bu gerçekte bir şirketten bir para çıkışı göstermediği için bu amortisman giderini ayırdınız, kenara ayırdınız bu nakiti de şirketin aslında şirketin bu faaliyet öncesi karına artı olarak ekliyoruz. O da nerede? Şurada aşağıda. Bunu bilançodan da görebilirsiniz. Amortisman gideri şeklinde ayrılan nakit. Burada o 186'nın üzerine ekliyorsunuz. Siz aslında öğrenmek istediğiniz o faiz, amortisman, vergi öncesi, FAVÖK dediğimiz rakamı buluyorsunuz. 199 milyon, 186 artı 13,8. Şimdi gördüğünüz gibi şirketin genel itibariyle baktığınız zaman şirketin bilançosunda öyle abartılacak, şirketin böyle 2 gün arka arkaya düşüş yaşatacak bir şey yok. Peki onları kim alış yapmış? Kimler almış onları? Ayın 11'inde Perşembe günü gerçekleşen işlemlerde biliyorsunuz Bank of America şirket hissesinde gerçekleştirdiği işlemlerde oldukça yetkin ve oradan gerçekleşen işlemleri takip de oldukça yüksek. Ama bir yabancı profili değil bu. Yani tahta sahibinin gerçekleştirmiş olduğu tahmini olarak bunu söylüyorum. Kısa vadede gerçekleşen işlemler. Çünkü yabancı yatırımcı hissede kısa vade bu kadar ciddi miktarlarda günlük baz alınan bir değerde girip çıkmaz. O yüzden bunlar aynı bizim diğer hisseleri aracı kurumlarımızındaki gerçekleşen lot işlemleri gibi bir işlem ama yabancı yatırımcı giriyormuş izlenimi bir algısı yaratmak, bir çıkışı algısı yaratmak tahta sahiplerinin artık bütün hisselerde var olan ve bunu bizim de kabul ettiğimiz bir değer. Biz de takip ediyoruz bunları artık. Şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Bank of America hesaplarından Citibank üzerinden paylarda ciddi miktarda bir artış vardı. 1 milyon küsür üzerinde. Ama baktığınız zaman sanki çok korkunç bir bilanço gelmiş de şirketin içi boşalmış gibi. Aslında şirket büyümeye devam ediyor. Ayın 11'inde 598 bin not. Ayın 12'sinde Cuma günü de 315 bin not. Uf, adamlar kaçmış ya bakarsanız. Hisse bırakmamış satmışlar. Satışları kim karşılamış? Haftalardan analizini yaptığımız net aracı kurumlarda alıcı olarak gördüğümüz info almış. Ziraat almış, garanti almış. Bir önceki gündeki o 598 bin Perşembe günü satışları ak garanti karşılamış satışları. Peki bunlar kim? Şirketin hakim ilk 5 ortağı. İş, garanti, ak, ziraat. Gördüğünüz gibi size demek istediğim kısa vadede bu işlemler aslında hem şirketin tahta sahibi için bir alış fırsatı yaratmak hem de kısa vadede gördüğünüz gibi şirketin zaten bir sökümun beklentisi var. Bu beklenti gerçekleşmese bile zaten bu beklenti ekstra bir beklenti oldu bizim için. Şirketin asıl beklentisi olan sermaye arttırımı. Sermaye arttırımları genellikle Aselsan'dan örnek göstermek çok daha kolayımıza gidiyor. Çünkü genel itibariyle o profili çok daha iyi bilirsiniz. Aselsan nasıl geldi son 10 sene içinde? Yani hadi bu 2017'deki o pik hareketini boş verelim. 2010 yılından 2016-17 yılına kadar bedelsizle sürekli bölünerek geldi. Sermayesini bedelsiz bölerek yükseldi. Ve şirket bu süre zarfında sürekli bölündükten sonra eski değerine doğru ulaşmak istedi. Yani genel itibariyle bir algı diyebilirim size bunu. Affedersiniz. Yani kısa vadede bu işlemler gerçekleşmesi rahatsız edici olabilir ama genel itibariyle şirketin FAVÖK oranının yükselmesi, bilanço değerinin yükselmeye devam etmesi bizim için çok daha önemli ve şirketin beklentilerine odaklanmak çok daha önemli. Aylık da baktığımız gibi Citibank hesaplarında gördüğünüz gibi 916 bin not hala gözüküyor ama Perşembe Cuma işlemleri net olarak burada olmadığı için siz Pazartesi günü analizini yaparsak bunun eğer şirkette son iki günlük takaslar da gelmeye başlayınca Salı günü muhtemelen
yabancının sanki hisseden tamamen ayrıldığını, bütün beklentisinin son çeyrek olduğunu varsayacaksınız. Ama öyle değil. Ayın birinden beri gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman info, size bunu daha önce analiz etmiştim. Info bu kağıtta hisse 16.5'a doğru yaklaştıkça en çok alan kurumların başında. Bunu daha önce de analiz etmiştik. Gördüğünüz gibi hisse inerken yine alıcı info hesapları. Aralarında böyle bir anlaşma var herhalde. Hisse 16.5'a yaklaşırsa info sen alıcı oluyorlar. Infoyu hep burada görüyoruz. Hisse 16.5'a yaklaşırken ve 18'in üzerine çıktığı zaman da infoda satıcı olarak görüyoruz. Alıcı kim oluyor? Bankof hesapları oluyor. Yani bakarsanız genel itibariyle Bankof hesaplarından gerçekleşen işlemlerde adamlar zarar ediyor şu anda. Zararına satış yapıyorlar. Ama işin rengi o değil tabii. Çünkü satan kurum belli, alan kurum belli. Tekrar verimize dönelim. Şimdi şurada az önce bahsettiğim gibi geçtiğimiz yıla oranla oldukça verilerimizde iyileşme var. Şirketin olumsuz olarak baktığımız bir yabancı fon desteğinin zayıf olması ve sermayesinin düşük olmasıydı. Şimdi sermayeyi bir miktar arttıracak ama önümüzdeki yıllarda Ulusoy'un sermayeye aç olmaya devam edecek bir şirket. Ben öyle düşünüyorum. Eğer hedeflerini bu şekilde büyütmeye devam etmek istiyorlarsa bunları yapmak zorunda kalacaklar. Şöyle bakalım isterseniz bu şirketin hissesi nereden nereye gelmiş? Bizim daha önce teşrif ettiğimiz 19 bölgesi. Geçmeye kıyamadığımız bölge. Bu bölgeyi tekrar ise test etmişti. Sanki gene geçememiş bir durum oluştu. Ve gördüğünüz gibi nerede bu şirket hissesi? Neredeyse ocağın son haftalarından beri, yani bu kanala girdiğimizden beri kırmaya kıyamadığı bir bölge. Buradan gene tepki alması beklenir, değil mi? Neresi burası? Yaklaşık 17-30 diyelim hadi. 17-30 bölgesi bu hissenin kanal dibi görünüyor. Bu bölgenin altında 16,5 seviyesine doğru yönelmesi beklenir ama ben bu çizgi, şu mavi çizgiyi aşağı yönde kıracağını pek sanmıyorum. Yani buralardan hisse tekrar toparlanıp tekrar yukarı devam edecek etmesi beklenir. Ve kısa vadede gördüğünüz gibi 19,5 seviyesi bizim için artık yeni kanal direnç noktası olacak. Bu bölgenin bu tarafına geçmeden de hissede kısa vadede bu dalgalanma bu şekilde devam etmeye devam edecek. Aklınıza takılan bir soru olursa o YouTube ekranındaki yorum kısmına istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bilmediğim bir şey çıkarsa ben de öğrenip size geri dönüş yapmaya çalışırım. Dediğimiz gibi şöyle baktığımız zaman size göstermek istediğim şirketin geçen seneye nazaran öz kaynaklarında 273 milyondan 384 milyona kadar gördüğünüz gibi öz kaynaklarında ciddi bir büyüme var ve şirketin sermayesi aynı kaldığı için ödenmiş sermayesi şirketin piyasa değeri bölü defter değeri düşüyor. Öz kaynaktaki artıştan dolayı. Önümüzdeki dönemde de bu şekilde artmaya devam edecek. Son çeyrekte bir azalmadan bahsetmiştim. O azalma sizi çok tedirgin etmesin. Kimseyi tedirgin edecek bir durum yok. Şirket kısa vadede yatırımları için para harcıyor diyebilirim size. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.